Evet arkadaşlar, bugün sonsuz içeren limitleri ve asimptotları yapacağız. Başlığımızı atalım. Sonsuz içeren limitler ve asimptotlar. İlk olarak sonsuz içeren limitleri yapacağız arkadaşlar, ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sonsuz bir reel sayı değildir. Sonsuza ulaşamayız arkadaşlar asla. Biz sonsuzla ilgili işlem yaparken amacımız fonksiyonun davranışlarını incelemek. Sonsuz bize fonksiyonların davranışlarını incelemekte yardımcı oluyor. Fonksiyonların davranışlarını incelemede yardımcı olur. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Siz bir x a'ya giderken bir fonksiyonun limitini aldınız ve sonsuz çıktı arkadaşlar. Şimdi bu bunun limitli olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü sonsuz asla ulaşabilecek bir yer değil. Sadece a'ya yakın değerlerde sonsuza yakın değerler olduğunu biz bilebiliyoruz. A'ya yaklaştıkça bu sonsuzluğun derecesi değişecekti. Dolayısıyla aslında burada limit yoktur. Yani biz bunu limiti sonsuza gidiyor diye de ifade edebiliriz. Niye böyle ifade edebiliriz? Çünkü davranışını incelemiş oluyoruz o noktadaki. Öncelikle bunu unutmayalım. Şimdi bunu incelemek için ilk olarak şu fonksiyonun limitini alalım arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x'i inceleyelim. Sonsuza giderken x yerine sonsuza yakın çok büyük bir sayı koyduğumuzda arkadaşlar, bunun değeri biri sonsuz parçaya bölersek o kadar küçük parçalar çıkacak ki sıfıra çok yakın parçalar çıkacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde limit x'i eksi sonsuza götürürsek 1 bölü x yaptığımızda arkadaşlar, biri eksi sonsuza böldüğümüzde bu sefer gene sıfıra çok yakın bir sayı çıkacak, ama bu sefer negatif bir sayı çıkacak. Sıfıra çok yakın ama negatif bir sayı, ama o kadar yakın ki biz onu sıfır olarak düşünebileceğiz. Bunun grafiğini düşünürsek arkadaşlar, 1 bölü x'in grafiğini hatırlayalım. Grafiğini şöyle bir çizelim. 1 bölü x'in grafiği bakın böyleydi. Ve böyleydi. Fark edeceğiniz üzere siz artı sonsuza giderken bu fonksiyon gittikçe x eksenine yaklaşıyor arkadaşlar. Yani değeri sıfıra yaklaşıyor. Eksi sonsuza gittikçe de bu fonksiyon da gitgide x eksenine yaklaşıyor sürekli olarak, ama asla x eksenine değmiyor. Dolayısıyla burada da sıfıra yaklaşmış oluyor. Yani sıfıra yaklaştığını bu şekilde de görebiliriz. Şimdi limit kavramında sonsuza giderken limit almaya çalıştığımızda daha önceki derslerde öğrendiğimiz limit kurallarının hepsi geçerli arkadaşlar. Değişik hiçbir şey yok. Sadece bir sayıyı sonsuz parçaya bölersek sıfıra çok yakın çıktığını unutmayın. Bu sayı ne olursa olsun sonlu bir sayı olduğu müddetçe bir sonlu sayıyı sonsuz parçaya bölersek mutlaka sıfıra yakın çıkacaktır. Örnek veriyorum. Hocam tamam, biz biri sonsuza böldük sıfır çıktı. Onu sonsuza bölseydik gene sıfır çıkardı. 150'yi sonsuza bölseydik gene sıfıra çok yakın bir sayı çıkardı. Hocam 10.000'i sonsuza bölseydik yine sıfıra çok yakın bir sayı çıkardı. İsterseniz 1.253.000 sayısını sonsuz parçaya bölün. Sonuçta sonsuz parçaya böldüğünüzde parçaların büyüklüğü sıfıra çok yakın çıkacaktır. Bunları unutmayın. Yani sonlu bir sayıyı sonsuza böldüğünüz zaman sonuç mutlaka sıfır çıkacaktır. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden devam edelim. Limit x sonsuza giderken 5 artı mesela 2 bölü x olsun.
Daha önce de söylemiştim. Sonsuza giderken ki yani kullanacağımız limit kuralları önceki limit kurallarıyla aynı. Neydi? 4 işlemi limitte ayrı ayrı limitler olarak yazabiliyorduk. Limit x sonsuza giderken 5 artı limit x sonsuza giderken 2 bölü x. Burada limit şu kısmı arkadaşlar 2'yi sonsuz parçaya bölerseniz 0 çıkacak. Bu parçası ise arkadaşlar hatırlayın sabit sayının limiti 5'ti. Bunu grafiksel olarak da görebiliriz. Hemen ufak bir alta bir grafik çizelim. Şurası 5 olsun. 5'in grafiği şudur arkadaşlar. Y eşittir 5 doğrusu. Düz bir doğru. Siz burada sonsuza giderken sonsuza yakın değerler verdiğinizde o gene 5'e yakın değerler almış olacak. Dolayısıyla sabit sayının limiti gene kendisidir. O kuralımız değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun limiti 5 artı 0'dan 5 çıkıyor. Evet. Notunuzu alabilirsiniz şu anda. Tabii resmini de çekebilirsiniz. Ama videosunu sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla ben buralarda çok bekleme yapmıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka bir örnek olsun. Bir örneğimiz daha. Örneğimiz şu. Limit x eksi sonsuza giderken pi çarpı kök 5 bölü x kare olsun arkadaşlar. Bu sefer de eksi sonsuza gidiyoruz. Bunun limitini bulmaya çalışalım. Limit x eksi sonsuza giderken bunu sabit sayı pi de sabit bir sayı. Bir irrasyonel bir sayı ama sabit bir sayı. Kök 5 de irrasyonel bir sayı, sabit sayı. Sabit sayıyı ayrı yazıyorum. Biliyorsunuz limitte 4 işlemi ayırabiliyordum arkadaşlar. Bunları da 1 bölü x çarpı limit x eksi sonsuza giderken 1 bölü x diye ayırıyorum. Sonuçta sabit sayının limiti x eksi sonsuza gitse de sayının kendisi olacak. Burada eksi sonsuza böldüğümüzde 0 çıkacak arkadaşlar. Burası da 1'i sonsuz parçaya böldüğümüzde aslında eksi sonsuza böldüğümüz için 0'a çok yakın ama negatif bir sayı çıkıyor ama 0'a çok yakın genel olarak. Dolayısıyla 0 kabul ediyoruz ve bunun limiti 0 olmuş oluyor. Şimdi rasyonel fonksiyonlarda sonsuza giden limitleri inceleyeceğiz. Başlığımız rasyonel fonksiyonlarda sonsuza giden limitler. Burada da bir örnek üzerinden başlayalım arkadaşlar. Neden bahsediyoruz? Hani x artı eksi sonsuza giderken rasyonel bir fonksiyon. Rasyonel fonksiyon ne demekti? Bir hatırlatayım arkadaşlar. Rasyonel fonksiyon payı da paydası da polinom olan ifadelere biz rasyonel fonksiyon diyorduk. Hem payı polinom olacak hem paydası polinom olacak. Böylece bölülü olacak yani rational, rasyonel olacak. Aynı zamanda ikisi de polinomdan oluşacak. Bunlar rasyonel fonksiyonlar. Şimdi örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken 5x kare artı 8x eksi 3 bölü 3x kare artı 2 olsun arkadaşlar. Bunun limitini alacağız. Tabii x yerine bir deneme yaparsak, sonsuz koyarsak üst taraf da sonsuz çıkıyor. X yerine sonsuz yazarsak sonsuzun karesi sonsuz, 5 ile çarparsak sonsuz, 8 çarpı sonsuz, sonsuz gibi toplayınca üst taraf sonsuz, alt tarafta sonsuz çıkıyor. Biz bunu aslında sonsuz bölü sonsuz belirsizliği de diyoruz arkadaşlar. Bu noktada yapmamız gereken şu. En büyük dereceli bilinmeyenin parantezini alıyoruz. Yani bu ifadenin hem üstünü hem altını hem üstünü hem altını x kare parantezini alacağız. 5 artı 8 bölü x eksi 3 bölü x kare bölü x kare parantezinde 3 artı 2 bölü x kare alıyoruz. Bu x kareler birbirini sadeleştiriyor arkadaşlar. Şimdi
İlk seferini uzun uzun gösteriyorum. Daha sonrakilerde bu basamakları atlarsınız arkadaşlar. Limiti biliyorsunuz 4 işlemde ayırabiliyorsunuz. X sonsuza giderken 5 artı limit x sonsuza giderken 8 bölü x eksi limit x sonsuza giderken 3 bölü x kare bölü limit x sonsuza giderken 3 artı limit x sonsuza giderken 2 bölü x kare olmuş oluyor. Dikkat ederseniz paydasında x bulunan ifadeler sonsuza giderken 8'i sonsuz parçaya bölersek 0'a çok yakın bir sayı çıkar. Aynı mantıktan 3'ü sonsuzun karesine bölersek yani sonsuza bölersek yine 0'a çok yakın bir sayı. Burası da 0'a çok yakın bir sayı. Ayrıca bu gördüklerinizde sabit sayının limitleri kurallarından biliyoruz. Daha önceki derslerde öğrenmiştik. Bu işlemin sonucu 5 bölü 3 çıkacak arkadaşlar. Peki bir de bunun grafiğini de inceleyelim. Grafiğini incelemeden önce eksi sonsuza gitseydi ne olurdu arkadaşlar? Onu da bir düşünelim. Yani aynı soruyu limit x eksi sonsuza giderken diye çözseydik de aynı şekilde çözecektik. Gene x kare parantezini alacaktık. Ama bu sefer buralarda 8'i ve 3'ü mesela 8'i eksi sonsuza bölecektik. 0'a çok yakın ama negatif bir sayı çıkacaktı. Burada ise 3'ü sonsuzun karesine bölecektik. Eksi sonsuzun karesini artı sonsuz yapacaktı o da. 0'a çok yakın ama pozitif bir sayı çıkacaktı. Ama 0'a çok yakın bir sayı çıkacaktı. Sonuçta x'in artı sonsuza gitmesi ya da eksi sonsuza gitmesi bu tarz durumlarda 0'a çok yakın sayılar çıkardığı için sorunun cevabı değişmeyecekti arkadaşlar. İşin özü eğer şöyle kenara yazayım. Eğer limit x eksi sonsuza gitseydi bu işlemin sonucu yine arkadaşlar 5 bölü 3 çıkacaktı. Eğer x eksi sonsuza gitseydi burası yine 5 bölü 3 olurdu. Şimdi bunu neden söyledim? Şimdi grafiğini düşünelim bunun. Grafiğini hayal edelim. Şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Şimdi bu limitini alınca 5 bölü 3'e yakın bir değer oluyormuş. 5 bölü 3'ü de 5 bölü 3'te şurası olsun arkadaşlar. Evet. Şurası 5 bölü 3 noktası. Grafiği de bunun grafiği de şöyleymiş. Bakın. Evet. Yani eksi sonsuza doğru giderken o 5 bölü 3'e çok yakınlaşıyormuş. Bakın 5 bölü 3 kırmızı çizgisini uzatabilirim ben böyle. Bu tarafa da uzatabilirim. Ben x'e sonsuza yakın değerler verdiğimde o kırmızı çizgiye her adımda biraz daha yaklaşacak. İşte asimptot aslında bu demek. Yaklaştığı yer aslında asimptot doğru ya da y eşittir 5 bölü 3 doğrusu bunun yaklaştığı doğru. Her adımda siz büyüttükçe 5 bölü 3'e biraz daha yaklaşıyor. Ama asla 5 bölü 3'e değmiyor sonsuza giderken. Daha önce değiyor o başka bir mevzu. Ama daha ileri gittikçe 5 bölü 3 asla değmeyecek. Her adımda biraz daha yaklaşacak. Dolayısıyla buradan şunu anlayabiliyoruz. Demek ki bu fonksiyonun x sonsuza giderken limiti 5 bölü 3'müş. Aynı mantıkta eksi sonsuza giderken de bakabilirsiniz. Eksi sonsuz bu tarafta arkadaşlar. Şu tarafta eksi sonsuz. X'i sonsuza yakın değerler verdiğinde bu sefer 5 bölü 3'ün altından 5 bölü 3'e yaklaşacak. Her adımda eksi sonsuza her gidişimde o tarafa doğru her yaptığım hamlede o alt taraftan 5 bölü 3'e biraz daha yaklaşacak. Ama asla değmeyecek arkadaşlar. Böylece hani şimdi cebirsel olarak yaptığımız ifadenin anlamını grafiksel olarak da görmüş oluyorsunuz. İki taraftan da artı sonsuza giderken de eksi sonsuza giderken de 5 bölü 3'e yaklaşmış oluyor. Sorusu olan varsa kafasına takılan bir yer olan varsa sorabilir. Peki sorunuz yoksa başka bir örnek üzerinden devam edelim.
Örneğimiz şu olsun. Limit x eksi sonsuza giderken 11x artı 5 bölü 2x küp eksi 1 olsun arkadaşlar. Yine aynı şekilde çözmeye çalışacağız. İfadeyi en büyük dereceli terimin ortak parantezini alacağız. Yani x küp parantezini alacağız. Yukarıda x küp yok. Ne olacak? X küp alınca 11x çıkabilmesi için çarptığımda 11 bölü x kare olması lazım. Bunun da çarptığında 5 çıkabilmesi için 5 bölü x küp olması lazım bölü. Alt tarafı da x küp parantezine alınca 2 eksi 1 bölü x küp yapmış oldu. Şimdi bu x küpler birbirini sadeleştirdi arkadaşlar. Gene biz x yerine eksi sonsuz verirken 11'i sonsuzun karesine böldüğümüzde, pozitif bir sayıya böldüğümüzde sıfıra çok yakın. Pozitif ama sıfıra çok yakın bir sayı. 5'i sonsuzun küpüne böldüğümüzde, eksi sonsuzun küpüne böldüğümüzde sıfıra çok yakın ama negatif bir sayı ama sıfıra çok yakın bir sayı. Dolayısıyla pay kısmı arkadaşlar sıfıra çok yakın bir sayı çıkmış olacak. Payda kısmı da 1 bölü x küp sıfıra çok yakın bir sayı çıkmış olacak. Ama burası da arkadaşlar sabit sayının limiti kendisi çıkmış olacak. Yani 0 bölü 2'den sıfıra çok yakın bir sayı çıkmış olacak arkadaşlar. Peki eksi sonsuza giderken böyle artı sonsuza giderken değişecek miydi? Yok, değişmeyecekti değil mi? Aynı mantıkla yapacaktık. Limit x eğer artı sonsuza gitseydi bu ifade gene arkadaşlar çok ufak değişiklikler olacaktı ama sıfıra çok yakın bir sayı değeri çıkmış olacaktı. Şimdi bunun grafiğini bir çizelim. Hemen eksenlerimizi çizelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar paydayı sıfır yapan değeri paydayı sıfır yapan değer için arkadaşlar bu ifade tanımsız olacak bu fonksiyon. Dolayısıyla o noktaya değmeyeceğim. O nokta ne arkadaşlar? 1 bölü 2'nin küp kökü. 1 bölü 2'nin küp kökü şurası olsun arkadaşlar. Şöyle bir doğru çekeyim. Bu doğruya asla arkadaşlar benim grafiğim değmeyecek. Çünkü ben bu değeri x değerini veremiyorum. Verirsem ifadem tanımsız oluyor. Peki grafiği nasılmış? Bakın şöyleymiş arkadaşlar. Bunun aslında bir dikey asimtot ama oraya gelmedik. Şöyle gidiyormuş. Yani sıfıra çoğaldığımda biz artı sonsuza doğru giderken şurada gösteriyorum arkadaşlar. Biz artı sonsuza giderken o x eksenine gittikçe yaklaşıyormuş ama asla ona dokunmuyormuş, değmiyormuş. Sonsuza gittikçe o da o eksene yaklaşacak. Peki diğer taraftan nasılmış? Diğer taraftan da bakın şöyleymiş. Şöyle geliyormuş. Sonra şöyle inip bu da arkadaşlar bu eksi sonsuza giderken de üst taraftan sıfıra doğru yaklaşıyormuş her adımda ama asla değmiyormuş. Dolayısıyla burada x ekseni bizim asimtot dediğimiz doğru olmuş oluyor. Bizim grafiğimiz gittikçe her adımda ona biraz daha yaklaşıyor ama asla ona değmiyor arkadaşlar. Bir aslında yatay asimtot dediğimiz kavram bu. Şimdi birazdan yatay asimtot kavramını görmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gene bunu da not alanlar, resmini çekenler çeksinler. Hemen geçiyorum. Evet. Başlığımız arkadaşlar yatay asimtot. İngilizcesi horizontal asimtot.
Yatay asimtot yatay doğrudur arkadaşlar. Bizim fonksiyonumuzun yaklaştığı yatay doğrudur. Az önceki örneğe geri dönersek. Bakın burada x ekseni bir yatay asimtot. Bizim fonksiyonumuz giderek x eksenine yaklaşıyor arkadaşlar. Bir tane daha bir önceki örneğe de geri dönersek arkadaşlar. Burada da x eşit, y eşittir 5 bölü 3 doğrusu. Kırmızı çizgiyle şurada gördüğünüz. Y eşittir 5 bölü 3 doğrusu bir yatay asimtot arkadaşlar. Fonksiyonumuz bu kırmızı doğruya gittikçe yaklaşıyor. O zaman biz buradan şunu anlayabiliriz. Yani aslında yatay asimtot x artı sonsuza giderken ya da x eksi sonsuza giderken gerçekleşiyor arkadaşlar. O zaman biz de yatay asimtotu bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz tanımı için. Y eşittir. Eğer şöyle diyeceğiz. Eğer limit x sonsuza giderken f(x) b ise ya da limit x eksi sonsuza giderken f(x) b ise y eşittir b doğrusuna f(x) fonksiyonunun yatay asimtotu denir. Yani artı sonsuza ya da eksi sonsuza giderken bulduğunuz limit değeri arkadaşlar sizin aslında yaklaştığınız değer olmuş oluyor. Şimdi bunun için mesela şeyi hatırlayabiliriz. İlk başta yaptığımız örneği hatırlayabiliriz. Fx eşittir 1 bölü x doğrusunun eğrisini düşünelim arkadaşlar. Bunun limitini alırsak x sonsuza giderken 1 bölü x ne çıkar? 0 çıkar. Limit x eksi sonsuza giderken limitini alsak bunun gene 0 çıkar. Grafiğini hatırlayalım. Grafiği nasıldı bunun? Şöyle hemen çizeyim. Şöyleydi değil mi? Ve böyleydi. Evet. Dolayısıyla şimdi siyah kalemle gösteriyorum. Bu doğru bizim iki taraftan da asimtotumuz olmuş oluyor. Yani öyleyse diyebiliriz burada. Öyleyse x y eşittir 0 doğrusu yani x ekseni bir yatay asimtottur. Evet, gene sorusu olan varsa sorabilir. Başka örnekler üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Var mı sorusu olan? Peki arkadaşlar, devam ediyoruz. Hemen ekranı tekrar paylaşacağım. Şimdi örneğimiz şu olsun. Fx eşittir. Fx eşittir. X küp eksi 2 bölü mutlak değer x'in küpü artı 1 olsun. Fonksiyonunun yatay asimtotunu bulunuz. Evet, bunu bence siz deneyin. 2-3 dakika süre vereyim. 2-3 dakika. Siz bunu yapmaya çalışın. Sonra beraber yapıp grafiğini de çizelim. Hani hem cebirsel olarak ne olduğunu hem grafiksel olarak ne anlama geldiğini görmüş olalım. Bu nedenle 2-3 dakika süre veriyorum size. Mutlak değer x'i nasıl düşüneceksiniz bir düşünün bakalım.
Evet arkadaşlar, farklı cevaplar geliyorlar. Bir dakika daha bekliyorum. Evet, çözmeye başlayalım. Şimdi bunun yatay isotoplarını bulurken hem x sonsuza giderken bakacağız hem de x eksi sonsuza giderken bakacağız. İkisine de bakacağız. Ama x artı sonsuza giderken arkadaşlar x şöyle rengini değiştireyim kalemin. X artı sonsuza giderken mutlak değer x pozitif olduğu için dışarı x çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla biz limit x sonsuza giderken diye incelediğimizde x küp eksi 2 bölü x küp artı 1 çıkar. Burada x küp parantezini aldığımızda ifadeyi x küp parantezinde 1 eksi 2 bölü x küp bölü x küp parantezinde 1 artı 1 bölü x küp olur. X küpler birbirini götürür. Sonsuz verdiğimizde arkadaşlar buralar sıfıra çok yakın değerler olduğu için 1 bölü 1'den cevap 1 gelir. Yani burada demek ki sonsuza giderken limiti 1 ise y eşittir 1 doğrusu yatay asimtot arkadaşlar. Devam ediyoruz. X bu sefer eksi sonsuza gitsin. X eksi sonsuza giderken mutlak değer x dışarı eksi x diye çıkar arkadaşlar. İşaret değiştirerek çıkar. Limit x eksi sonsuza giderken ifademiz o zaman x küp eksi 2 bölü eksi x küp artı 1 olur. Ve yine en büyük dereceli terimin ortak parantezini alırsak 2 bölü x küp bölü x küp parantezinde bu sefer eksi 1 artı 1 bölü x küp yapmış olacak. X küpler birbirini götürecek. Ve cevap arkadaşlar bu sefer 1 bölü eksi 1'den, çünkü buralar 0 geliyor, eksi 1 gelecek. O zaman y eşittir eksi 1 doğrusu bir yatay asimtot olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi iki tane yatay asimtotumuz var ki olabilir. Bakalım nasıl bir grafiğimiz varmış. Hani şeklini de x ve y eksenlerini çizdim şimdi. Bir de biliyoruz ki biz bir de y eşittir 1 şu olsun. Y eşittir eksi 1 bizim asimtotumuz. Onlar da bunlar olsun arkadaşlar. Şurası çok düzgün çizemeyebilirim. Biraz yamuk çizdim galiba ama. Bunlar bizim asimtotumuz olsun. Bizim grafiğimiz de şöyle arkadaşlar. Şöyle geliyor. Biraz aşağı iniyor. Tam orasını çizemedim. Şöyle geliyor ve böyle gidiyor arkadaşlar. Yani eksi sonsuza giderken dikkat edersiniz şu tarafta eksi 1'e yaklaşıyor. Zaten eksi sonsuza giderken biz onu eksi 1 bulmuştuk. Eksi 1'e yaklaşıyor. Artı sonsuza giderken de 1'e yaklaşıyor. Bakın şu bölümde göreceğiniz gibi yatay asimtotlarına yaklaşıyorlar. Burada dikkat edeceğiniz noktalardan birisi şu. Tamam, ya sonsuza giderken asimtotumuza yaklaşıyoruz ve asla değmiyoruz. Ancak fonksiyon başka bir yerlerde, mesela bakın şurada yatay asimtota değebilir. Yani yatay asimtot değilemez değildir arkadaşlar. Sonsuza giderken ona yaklaşırız ve değmeyiz asla. Zaten yatay asimtotu bulurken limit x sonsuza ya da eksi sonsuza giderken bakılır. Bu bilindiğimiz başka sonlu noktalarda bu yatay asimtotu kendisine değebiliriz. Bunu da unutmayın ve notunuzu alın arkadaşlar.